Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Rust+'ı göstereceğiz. Göstereceğimiz başlıca parçalar bunlar olacak. Otomatik TRT yardım etmesi için kullanacağım bize. İlk önce Rust+'ı sunucumuza telefondan nasıl bağlarız onu göstermek istiyorum. ESC tuşuna bastığımız zaman burada görmüş olduğunuz Rust+ tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında hemen telefonumu ekrana getiriyorum. Telefonumuzda Rust+ uygulamasına giriş yapıyoruz. Oyunun içerisinde sunucuya eşleştir dedikten sonra telefonumuza bildirim geliyor. Telefonumuzdan sunucuya eşleştir diyoruz. Daha sonrasında ilk önce buralarda ne yapabiliriz? Her zaman aktif oynadığınız sunucunun bildirimlerinin açık olduğundan emin olun. Aşağıda haritamız var. Haritamız canlı işler. Şu an sunucuda tek başıma olduğum için beni görüyorsunuz. Takımınızdaki diğer arkadaşınız online ise ve anlık olarak şu an neredeyse onu hareket ederken bile görebiliyorsunuz burada. Marketleri kontrol edebiliyorsunuz. Yine online ve aktif bir şekilde. Ortada chatimiz var. Oyun içi yazışmayı gösteriyor. Hemen oyunumuzda chatimize herhangi bir şey yazıldığı zaman kimin yazdığını burada gösteriyor. Şu an ben olduğum için isim belirtmiyor. Aynı şekilde telefonunuzdan oyunda değilken yazı yazdığınız zaman aşağıya geldi. Oyun içine yazı yazabiliyorsunuz. Burası cihazların bulunduğu bölüm. Biraz sonra oyun içerisindeki kuracağımız cihazları bu taraftan kontrol edebiliyor olacağız. En altta en sonda da kamera bölümü var. Oyun içine kurmuş olduğumuz kameraları buradan da takip edebiliyor olacağız. Ama kontrol edebilmemiz için oyunun içerisinde olmamamız gerekiyor. Sadece kamera bölümü için geçerli. Hızlı bir şekilde parçalarımıza geçiş yapalım. İlk önce depolama monitörünü gösterelim. Hazırda burada duruyor. Depolama monitörünü herhangi bir sandığın üzerine veya alet dolabınızın üzerine koyabilirsiniz. Bu alet dolabının üzerine koyulduğu zaman telefonunuzdan kaç gününüzün kaldığını veya içerisindeki hangi eşyaların sayılarına kadar yer aldığını gösteriyor. Sandığımıza koyduğumuz zaman ise sandığımızda güncel olarak hangi eşyaların olduğunu gösteriyor. Önce sandığımızı dolduralım. Evet, sandığımızı doldurduk. Alet dolabımın içerisi dolu ve 3 gün 9 saatimin olduğunu söylüyor. Hızlı bir şekilde elektrik bağlantımızı kuralım. Ben burada test jeneratörü kullanacağım. Siz zaten kendi güç kaynağınız olacaktır. Depolama monitörünün power in girişinden elektriği bağladıktan sonra mouse depolama monitörümüzün üzerindeyken eşleştir yazısı çıkıyor. Sadece E tuşuna basarak telefonumuza gelen bildirimle cihazı eşleştir diyoruz. Burada isim verebiliriz. Buraya alet dolabı yazıyorum. Resmini de alet dolabı olarak değiştirebiliyorsunuz. Simge seç diyelim ve cihazı eşleştir dedik. Daha sonrasında telefondan herhangi bir giriş yaptığımızda cihazlar bölümüne geldiğimizde alet dolabının 3 günlük bakımının olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Üzerine tıkladığımız zaman da alet dolabının içeriğini görebiliyoruz. Bir esnada oyundan demirin birini çıkartayım. Gördüğünüz gibi hemen kendisini anlık olarak revize etti. Demirimi geri koyuyorum. Şimdi elektriğimizi sandığımıza bağlayalım. Ve sandıkta nasıl bir işlev göreceğiz onu görelim. Bağladıktan sonra bunun için de eşleştirme yapmamız gerekiyor. Eşleştir dedim. Telefonumuza uyarı geldi. Buraya bu sefer silah sandığı veya silah chest'i yazabilirsiniz. Hemen büyük depolama alanım için bir fotoğrafımız var mı uygun? Belki vardır. Şu an ben seçemedim. O yüzden el bombasını kullanacağım. Cihazı eşleştir dedim. Sandıkta 48 yuva olduğunu ve içerisinde şu an 22 yuvada eşya olduğunu burada size bildiriyor. İçini açtığımız zaman da hangi eşyaların olduğunu birimlerine kadar, 1000 adet olduğuna kadar görebiliyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde akıllı anahtarımıza geçelim. Burada akıllı anahtarı TRT'mizle birlikte kullanalım. Ve aynı anda akıl alarmı da gösterelim. TRT'mi kurdum. TRT'mi aktif veya deaktif edebilmek için akıllı anahtar kullanacağım. Akıllı anahtarı da telefonumuza bağlayacağız. Bu sayede dışarıdayken veya evin bahçesindeyken evin içine girip TRT'nin elektriğini kesmeden telefonunuzdan hızlı bir şekilde tek tuşla elektriği kesebiliyor olacağız. İlk önce elektriğimi akıllı anahtarıma veriyorum. Daha sonrasında akıllı anahtardan çıkışını TRT'ime verdim. Akıllı anahtarın üzerine elimizde kablo varken E'ye basılı kalıyoruz ve eşleştirme yeri çıkıyor. Tıkladığımız zaman telefonumuza bir uyarı geliyor. Buradan simgeyi taret seçebiliriz. Bütün taretleri aktif veya da deaktif edebilmemiz için. Buraya da bahçedeki taretler diyelim. Daha sonrasında oyunun içerisinde biraz şöyle uzaklaşıyorum sizin için. Daha rahat görebilmeniz açısından. Telefonumuzda anlık olarak bahçedeki taretlere tıklandığında aynı saniye oyunun içerisinde veri transferiyle aktif edebiliyoruz. Tıkladığımız zaman aynı şekilde deaktif de edebiliyoruz. Bir süre sapması ya da delay bulunmuyor. Bunu kendiniz de geliştirebilirsiniz. Akıllı anahtardan çıkışı SemSite'lara verirseniz üzeriniz doluyken ve SemSite'larınız evde kurulu aktifken helikopterle eve çok hızlı bir şekilde sadece telefondan akıllı anahtarı kullanarak SemSite'ları devre dışı hale getirip evinize iniş yapabilirsiniz. Burada akıllı alarmı göstermek istiyorum. Akıllı alarmı evin içine kurarsınız. TRT'niz bahçededir. Eğer bir sorunuz yoksa TRT'nizin mermisinin bitmesi imkansız değil. TRT'nizin no ammo çıkışından akıllı anahtarımıza power'inden güç girişinde bulunuyoruz. Üzerine geldiğiniz zaman mesajı düzenle yazıyor. E'ye bastığınız zaman başlığa dikkat et diyelim. Açıklama mesajına da TRT'imde mermi kalmadı yazalım. Kaydettim. Daha sonrasında elimizde kablo varken E'ye basılı kalıp eşleştir diyoruz. Ve telefonumuza bildirim geliyor. Buraya mermi kontrol diyelim. Yine herhangi bir simgeyi seçebilirsiniz. Şu an pasif durumda. Pasif durumda olmasının sebebi elektrik vermemiş olmamız. Öncelikle TRT'mize mermi koyup uyarı alınmamış bir şekilde göstermek istiyorum. TRT'imi aktif ettim. TRT'imi aktif ettiğim esnada zaten telefonumda da açık konumuna geldi. Evet, gördüğünüz gibi aynı esnada açık oldu. Şu an uyarıyı alamıyor çünkü içerisinde yeterince mermi var. Öncelikle elektriğimi kapatıyorum. Mermilerin bitmişçesine bütün mermileri içerisinden aldım. Daha sonrasında telefondan TRT'imi aktif ettiğim zaman aşağıda bulunan mermi kontrolün tetiklendiğini göreceksiniz. Bunu telefondan yapmayalım. Hatta telefonumuzu masaüstü konumuna getirelim. Masaüstü konumundayken TRT'mizi çalıştırıyorum. Ve telefonumuza gördüğünüz gibi anlık olarak bildirim geliyor. Dikkat et, TRT'nden mermi kalmadı diyor. Girdiğimiz zaman da buranın tetiklendiğini göreceksiniz. Akıllı alarmın birçok kullanım şekli var. Uyarılabilmesi için uyarılacağı yerden elektrik alması gerekiyor. Tek püf noktası burası. Siz kendiniz istediğiniz yapıda kullanabilirsiniz. Şimdi kameralara geçelim. 2 adet kameramız var. Biliyorsunuz daha önceden sadece normal CCTV kameralarını kullanıyorduk. Elimizde çekici alıp yönünü ayarlıyorduk. Sonradan oyuna 360 derece kameraları getirdiler. Bunu da bağlıyorum sizin için. Şöyle iki şekilde elektrik verelim. Kimliğine küçük harflerle cam 1. İkincisine de cam 2 yazıyorum. Yine küçük harflerle olacak şekilde. Öncelikle bilgisayarımızdan kontrol edelim. Burada büyük küçük harf duyarı olduğundan dolayı küçük harflerle yazmam gerekiyor. Evet, CCTV kamerama girdim. Gördüğünüz gibi kameramı hareket ettiremiyorum. Şimdi 360 derece kameramı bilgisayardan kontrol edeceğim yeniden. Gördüğünüz gibi ateş etme tuşuyla yaklaşıyor. Hemen çıkışımızı yapalım. Evet, çıkışımızı yaptık. Kameraların size videonun da başında söylediğim gibi aktif olabilmesi için buraya öncelikle isterseniz kamera bölümüne gelip büyük küçük harf duyarlı olacak şekilde kameralarımızı ekleyelim. Şu an ben oyunun içinde online durumdayım. Bu da benim kendi oturumum. Ben şu an herhangi bir kameramı kontrol etmek istersem oyunun içerisinde olduğumdan dolayı uyarı alacağım. Hemen kontrol ediyoruz. Sunucuda oynarken kameraları kontrol edemezsiniz yazıyor. Bunu videonun sonuna saklıyorum. Sunucudan çıkıp öyle göstereceğim. Bir püf nokta daha göstermek istiyorum size. Hemen elektriğimi akıllı anahtarıma çekeyim. Alarmımızı kaldıralım. Aynı anda zaten alarmımız uyarısını verdi. Taretimize mermi koyalım. Taretimizi çalıştırdık. Taretimizde elektrik yokken üzerine E'ye basılı kalıp kimliğini ayarla diyerek buraya TRT1 yazıyorum. Aktif ettikten sonra güncellemelerden sonra gelen bir özelliğimiz vardı. Taretleri buralardan kontrol edip ateş edebiliyorduk. Evet, taretimizi de bağladık. Şimdi sunucudan çıkıp telefondan kameralarımızı ve taretlerimizi nasıl kontrol edebileceğimizi göstereceğim. Ben de kendim burada boş duvarda jeneratörle kapının arasında çıkış yapacağım. Oturumumu sonlandırıyorum. Şimdi kamera bölümümüze geldik. Taretimize TRT1 kodunu vermiştik. Kamera bölümüne kendisini ekledik. Öncelikle normal CCTV kameramızı kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi hareket ettiremiyorum hiçbir şekilde. Jeneratörün olduğu tarafı görüyor anladığım kadarıyla. Şu an alfa sürümünde, o yüzden grafik kalitesinde muazzam bir güzellik göremiyoruz. Fakat her şeyi anlık olarak yansıtabiliyor. Kamera 2'ye geçiyorum. Burada gördüğünüz joystick bölümüyle kamerayı hareket ettirebiliyorsunuz. Buradaki bütün görüntü anlık. Kapıyla, burada mouse'umda gösterdiğim gibi, kapıyla test jeneratörün arasında çıktım. Beni de bu şekilde gösteriyor ve bütün herkesi aslında bu şekilde gösteriyor. Ateş etme tuşuyla yaklaşıyordu. Hemen şöyle göstereyim. Şu an çok uzakta. Kameraya somut olarak yaklaşırsam veya bir arkadaşım, bir düşman yaklaşırsa bu gördüğünüz sosise benzeyen yapının üzerinde kişinin kullanıcı adı yazıyor. Şimdi de taretimize girelim. Evet, aynı şekilde taretimizde 360 derece kamera ayarında kullanabiliyoruz ve ateş de edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tarete yakınım. Bu yüzden ismim çıktı. Ve taretle kendime ateş edeceğim. Ben şu an yerde yatıyorumdur. O yüzden yere yakınlaştırayım. Evet, şu an ateş ediyorum. Bunu nasıl anlarız? Şu an anlayamıyoruz. Bir arkadaşım yok. Eğer bir arkadaşım olsaydı kendisini oyun esnasında uyarabilirdik ateş ediyor muyum diye. Ama normalde ateş ediyor. Hatta bu yöntemiyle raid bile attık. Eğer çok isterseniz onun da detaylı bir videosunu sizinle paylaşabiliriz. Çarpıyla çıktığım zaman kameralara geri geliyoruz. Rust+ bu şekilde kullanılıyor. Sunucunuzda şu an sırada kaç kişi var? Oyunun içerisindeki oyun saati nedir? En son ne zaman wipe yedi? Haritanın ismi. Şu an sunucuda kaç kişi var? Hangi arkadaşımız online? Bu bizim kendi takımımız. 2 kişiyiz. Siz 8 kişi de olabilirsiniz. Burada herkes çıkıyor. Biz en çok oyuncu chat yazışmasını ve haritayı kullanıyoruz. Rust ile ilgili eğitim videolarına daha hızlı ulaşabilmek için bizi takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi, detaylarınızı, kendi yaptığınız tasarımları veya merak ettiğiniz şeyleri bize yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bilgiye erken erişmek oyunda bir adım önde olmanızı sağlar.